Merhaba Posta TV izleyicileri. Bugün sizlere Avaş ile İstanbul'dan sesleniyoruz. Cennetten bir köşeden Sardala Restoran Kuzu Çevirme ve Serpme Kahvaltı Mekanı'ndan merhaba diyoruz. Ve mekanın kurucusu diyelim değil mi? Evet. Kurucusu Sayın Abdullah Demir ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. Abdullah Bey, o kadar gençsin ki bu mekan kadar. Mekanda 3 aylık bir bebek aslında. Evet. Ama bu bebek biraz hızlı koştu, geldi bize. Çünkü verdiğiniz hizmet o kadar güzel ki en iyi, en güzel hizmet bizim işimiz demişsiniz. O aynen şekilde yola çıkmışsınız ve bunda da başarılı olmuşsunuz. Diliyorum ki bu koşu uzun yıllar bizlerle olsun. İnşallah. Neler var bu güzel mekanda sunduğun hizmetler olarak? Evet, serpme kahvaltımız var. Gözleme mantığı. Öğleden sonra işte gözleme mantığı öğleden sonra. İstediği saatte yiyebiliyor aslında. İstediği saatte yiyebiliyor tabii ki de. Kahvaltıyı da ben istediği saatte veriyorum. Adam sınır yok. 3'te geldim ben kahvaltı istiyorum dediği zaman veriyorum. Kahvaltı da veriyorum. Süper. Yani akşam yemeği olarak ızgara çeşitlerimiz var. Tüm çeşitleri var. Tüm çeşitler vardır. Kuzu çevirmemiz var. Bizim İddialıyız. İddialı olduğumuz konu zaten kuzu çevirme. Konseptimiz de zaten kuzu çevirme üstüne. Değil mi? Evet. Olmazsa olmazımızı oluşturuyor aynen çünkü. Aynen öyle. Peki kuzu çevirme gene günün her saatinde var mı yoksa belirli bir saatten sonra mı başlıyor? Çünkü çok uzun oluyor değil mi evet süresi? Sabah biz kuzu çevirmenin şeyini asıyoruz, makineye asıyoruz aha kuzuyu. Yani saat öğleden sonra 1 gibi çıkıyor. Saat çünkü yani yavaş yavaş evet oluyor. Yavaş en özelliği yavaş o değil mi? 3,5-4 saatte oluyor kuzu çevirme. Süper. Sonrasında da sonrasında anlatılmaz da yaşanır, lezzet oluşuyor diyorsun. Aynen öyle. Ve bu güzel mekanı da gerçekten vazgeçilmez kılıyor bu lezzet. Burası aynı anda kaç konu ağırlayabiliyor? Yani 150-200 kişi ağırlayabilir. Süpersin. Çünkü şöyle baktığımız zaman gerçekten birbirinden böyle ayrılmış bir şekilde duruyor mekan. Evet. Bu muhteşem yerdeyiz. Sonra tekrardan bir kademe atlayarak gene bir dekorasyonla çay ve gözlememizi, yemeğimizi yiyeceğimiz gene bir yer. Ve sonra tekrardan yine aynı şekilde aşıklar arasında bir mekan daha. Evet. Demişsiniz ki geleceğimiz olan çocukları da unutmadık. Aynen ve öyle. Onlar için de oyun bahçesi hazırlayarak onları da burada sıkılmadan vakitlerini geçirerek karınlarını doyurmasına aracı olduk diyorsunuz. Aynen öyle. Ve gene hamaklar ve biz büyükler kendilerini çocuk hissedenler için salıncaklar bu güzel mekanı gerçekten bir başka kılıyor. Burada bu kadar sayıyla birlikte olmanız tabii benim aklıma birçok soruyu gene getirdi. Tamam. Acaba diyorum ki organizasyon hizmetlerinde de var mıyız? Organizasyon, nikah, nişan, evlilik. Kına doğum günü. Nasıl arzu ederlerse kalabalık durumuna göre de rezervasyon yapıyorlar. Bir hafta önceden de olabilir. Sayıya göre belirliyorlar sayıya göre, galiba. Aynen, bir ayda olur. O şekilde ayarlıyoruz. Süpersiniz. Bu burada istediği yemekler daha öncelerden ayarlanıyor. Aynen. Adede göre çıkıyor ve sonrasında mutlu son mu diyorsunuz? Aynen. Süpersin canım. Burada o kadar güzel bir keyif var ki kışın da açığız demişsiniz. Çünkü kışın onun açığız üzerine kuruldu bu güzel mekan. 3 aydır bizlerlesiniz ama kapalı o muhteşem mekanda da kışın konukları ağırlamanın mutluluğunu yaşatacaksınız aynen bizlere. Öyle. Etraftaki bu yeşillikle, doğayla iç içe, şehrin göbeğinde ama şehirden uzak konseptiyle de bu güzel mekan inşallah vazgeçilmez lider firmalar arasına girecek. İnşallah. O zaman soralım hedefler neler? Hedeflerimiz tabii ki de müşteri memnuniyetini arttırmak, yemeklerin lezzetini arttırmak, yani nasıl anlatayım? Bizim şimdi anlatamadım da. Burada şunu söylüyorsun aslında, anlatılmaz yaşanır anlar vardır. Bu güzel mekanda da biz o anları yaşatmak için varız diyorsun aslında bu güzel cümlelerle. Burada bütün güzellik, kalitemizden asla ödün vermeden müşteri memnuniyetini korumak. 3 aydır bu böyle oldu. Bizler aynen yürekten nice 3 aylar, 3 yıllar, 13 yıllar, 23 yıllar diliyoruz. İnşallah. Ama hep var olduğunuz kalitenizde, değerinizde, müşteri memnuniyetinizde ve gülen yüzlerinizle birlikte sağlıcakla kalacağız. Sağ olasın.